Orta Nokta'dan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışı var ve ligin bitimine artık sayılı haftalar kaldı ve haftaya lider giren Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Heyecan dolu bir mücadeleydi gerçekten de. 27. dakikada Mertens öne geçmişti Galatasaray. 34. dakikada Icardi kendi alanını gördü ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Soyunma odasına bu skorla gitti iki takım. Sonrasında Mauro Icardi ile yeniden öne geçmeyi başardı Galatasaray ve Kasımpaşa skora dengeyi getirdi. Ardından da Da Costa ile 3-2 öne geçti ama Mauro Icardi Galatasaray adına skora eşitliği getiren golü kaydetti ve 90. dakikada da Vinicius yine Icardi'nin vurduğu topta direkten dönmüştü ve onu tamamladı. Takımını öne geçirmeyi başardı. Aynı zamanda Mauro Icardi'nin beraberlik golü öncesinde de bir penaltı vuruşundan yararlanamadığını söyleyelim. Galatasaray Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Değerli izleyenler, bildiğiniz üzere sezonun ilk yarısında da yine 10 maçlık bir galibiyet serisi vardı Galatasaray'ın. Geçen sezonda Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig tarihinin rekorunu kırmıştı Okan Buruk takımı ve yoluna dolu dizgin devam ediyor Galatasaray. Bu mücadeleyi Erman Özgür'le birlikte konuşacağız. Erman merhaba. Merhabalar. Hemen dilersen kameralarımızı bir Trabzon'a çevirelim. Çünkü 20.30'da da Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki maçın yansımaları Trabzon'da nasıl oldu? Aynı zamanda Fenerbahçe ve Trabzonspor nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Arkadaşımız Metin Pekgüven'den maçla ilgili notlarını ve muhtemel 11'leri rica edelim. Teşekkürler Erkut Öztürk. Trabzon'dan mutlu günler dileyelim. Tabii Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bütün hızıyla devam ediyor ve haftanın kapanış mücadelesinde ve ön plana çıkan karşılaşmasında zirve yarışını veren Fenerbahçe ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şöyle bir Fenerbahçe cephesiyle başlayacak olursak tabii Galatasaray'ın 2 puan gerisindeydi ancak sarı kırmızılı ekip zorlandı. Kasımpaşa deplasmanında rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı ve iki takım arasındaki puan farkı maç fazlasıyla Galatasaray'ın lehine 5'e yükselmiş oldu. Fenerbahçe'de en ana hedef bugünkü mücadelede sağdan galip ayrılarak Galatasaray'la arasındaki puan farkını tekrardan 2'ye düşürerek o kafa kafaya devam eden şampiyonluk yarışını sürdürmek olacak ve milli araya da moralli girmek isteyecektir ki hafta içerisinde Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı mağlup etmeyi başarmıştı, elemeyi başarmıştı ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bunun da getirdiği bir moralle bugün sahaya çıkacak. Ancak tabii Fenerbahçe'de bu kritik karşılaşma öncesinde önemli eksikler olduğunu hemen aktaralım. Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise mücadelesinde sakatlanan Mert Hakan Yandaş bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Ancak takımla beraber Trabzon'a geldiği takıma destek vermek amacıyla yine tedavileri devam eden Joshua King, Çağlar Söyüncü, Beka ve Bonici de bugünkü mücadelede Fenerbahçe takımını yalnız bırakacak olan isimler. Fenerbahçe'de şöyle bir baktığımız zaman da 8 futbolcunun da sarı kart ceza sınırında olduğunu görüyoruz. Brighto Say, Samuel Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, Dušan Tadić ve Mişi Başşuay'ı sarı kart sınırında. Bu futbolcular bugün kart gördükleri takdirde milli ara sonrasında oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşeceklerini belirtelim diyelim ve hemen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sizlere aktaralım. Kalede Dominik Livakovic'in olmasını bekliyoruz. Savunmanın solunda Ferdi, sağında Osay, stoper tandeminde Jadon Osterwolde ve Djiku ikilisi. Merkez orta sahada Fred, İsmail önlerinde Szymanski, sol kanatta Dušan Tadić, sağ kanatta İrfan Can Kahveci ve ileri uçta ise Edin Dzeko 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Trabzonspor ise kendi sahasında rakibini mağlup etmek isteyecektir ki çünkü Trabzonspor için, Trabzonlular için Fenerbahçe maçları her zaman ayrı bir önem taşıyor ki bugün Papara Park'ın kapalı
kişi olduğunu belirtelim. Trabzonspor'un muhtemel 11'ini hemen sizlere aktaracak olursak değerli izleyenler. Kalede Uğurcan Çakır'ın olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giyememişti hatırlanacağı gibi. Bugünkü karşılaşmayla beraber ilk 11'deki yerine geri dönmesini bekliyoruz. Savunmanın solunda Eren, sağında Thomas Meunier, stoper tandeminde Fernandez ve Denzvid ikilisi. Merkez orta sahada Mendy, Berat, önlerinde Bardi. Sol kanatta Trezeguet, sağ kanat dediğim Vizca, ileri uçta ise Nicolas Pepe 11'ini bekliyoruz. Ev sahibi takım Trabzonspor'da bu kritik mücadele saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak ve karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin video yardımcı hakemi ise Onur Özü Toprak olacak derim. Bizim Trabzon'dan aktaracaklarımızın bu kadar olduğunu belirterek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Erkut Öztürk. Metin Pekgüven'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Muazzam bir maç oldu Kasımpaşa'da. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesini konuşacağız Erman Özgür'le birlikte. Ama bir de FA Cup karşılaşması var ki İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Ve İngiliz derbisi olarak adlandırılan mücadelede Manchester United Old Trafford'da Liverpool'u konuk ediyor. Kadrolar belli. Oyuncular son hazırlıklarını yapıyorlar ve kameralarımızı Manchester'a, Old Trafford'a çeviriyoruz. Şimdi de karşımızda Çiğdem Günal ve Engin Kale var. Erksoz'cum teşekkür ediyoruz. Evet, burada tribünler artık neredeyse tamamen doldu. Oyuncular son ısınmalarını gerçekleştiriyorlar. Hemen arkamızda sevgili Engin Kale ile birlikteyiz. Biz de pür dikkat oyuncuları izliyoruz. Engin, nasıl bir atmosfer? Havaya girdik. Onu söyleyebiliriz. Biraz da topu da geri verelim. Engin aksiyon halinde şu anda. Da geri verdik, tamam. Ya bir çıkıp oynayabiliriz birazdan, evet. Burada. Liverpool taraftarı orada. Çok yüksek bir Liverpool taraftarı sesi var, onu söyleyebiliriz. Rekabeti hissediyoruz burada. Ben daha önce hiç görmemiştim. Jürgen Klopp takımıyla beraber sahaya çıkıp oyuncular ısınırken o da hem kendi takımını hem rakibini izledi. Normal hiçbir teknik adamın oyuncularla beraber ısınmaya çıktığına şahit olmazsın. Bu da benim için açıkçası bir ilk oldu. Şaşırdım. Biraz önce oyuncular gidene kadar da hemen yanımızda kenarda Jürgen Klopp duruyordu. Takımlar iyi, 11'ler iyi. Çok keyifli bir 90 dakika olacağı benziyor. Stadyumda zaten dolmak üzere şu an. Çok az bir, şu köşede birazcık bir eksiklik kaldı. Gerçekten ekibe de hem Muhammed'e hem Güney Mergen'e, Muhammed Türkmen'e, Güney Mergen'e başarılar diyelim. Çok 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 keyifli olacak kesinlikle. Zaten 11'ler açıklanmadan önce de öğlen yayınımızda sert bir maç olacak demiştik. Zaten iki takım da en iyi 11'leriyle çıkmaya çalışacak demiştik. 11'ler açıklandıktan sonra da zaten bu fikrimiz değişmedi. Biraz oyuncuların performansları üzerinden değerlendirmiştik bir önceki yayında ama bazı bağlantı problemleri oldu. İstersen şöyle bir genel tekrar değerlendirme rica edeyim senden. Liverpool'u bir adım önde görüyorsun. Şöyle bir genel iki takım değerlendirmesi alayım. Tabii ki, yani doğal olarak Liverpool'u önde görüyorum. Zaten 17 puan önündeler Premier Lig'de Manchester United'ın, ama Manchester United için de gerçekten olmazsa olmaz. Yani bugün hani bize şey var ya, vur kır parçala bu maçı kazan derler tribünlerde, öyle bir maç United için. Sezon için önemli, Höylund'un olması önemli, iki tane bek çıkarabiliyor olmaları önemli. Aslında ideal 11 olmasa da ideale yakın bir 11'i var United'ın. Liverpool'da da Salah'ın tekrar 11'de olduğunu görüyoruz. Robertson'un 11'de olduğunu görüyoruz. Gerçekten United'ı zorlayabilecek bir 11 var. Bu işi merkezler çözer. Bugün United merkezinin ne kadar dayanabileceği, ne kadar topa sahip olacağı ve kritik yerlerde ne kadar top kaybetmeyeceği maçın kritik anı. Gerçekten Liverpool iki çapraz köşesini, yani bir tarafta Salah'ı, bir tarafta Diaz'ı topla buluşturarak oradan birebirlerle gidebilen bir takım. Bunu nasıl durduracak United? Bilmiyorum ama bir kere durdurmayı başardılar. Sonuçta sen de söyledin, çok yüksek bir gol beklentisinden sıfır gol tutmayı başardılar. 2.38. Bugün nasıl tuttukları, gerçekten Liverpool'un nasıl durdukları önemli. 60. dakikaya yarışma içerisine girmesi lazım United'ın buradan turu kapmak istiyorsa bence. Şimdi tabii Liverpool'un şöyle bir ön üçlüsüne bakıyorum. Salah, Nunez ve Diaz. Gol ve asistlerinin toplam sayısına baktığımızda 74. Çok ürkütücü bir rakam. Yok yani, ve sezonun herhalde, yani Salah sakatlıktan çıkıyor belki. Diaz geçen hafta çok gol kaçırdı belki ama üçü de formdalar. Gerçekten şu anda Liverpool'la oynamak için iyi bir zaman değil ve çok kısa bir süre kaldı. Klopp'un son sezonu, duygusal olarak onlar adına 4 kupa kazanabilecekleri bir sezonun son anları. Gerçekten onlar da buradan tur almayı çok isteyeceklerdir. Çok iyi bir atmosfer var. Çok keyifli bir atmosfer var.
sıkı bir İngiltere maçı izleyeceğiz gibi gözüküyor açıkçası. Şundan eminiz ki çok keyifli bir karşılaşma izleyeceğiz. Biz buradan yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Maç sonu röportajlarla yeniden birlikte olacağız diyelim. Söz stüdyoda sevgili Erkut Öztürk'te. Çiğdem ve Engin'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Mücadele 18.30'da başlayacak ve TV Bu Spor 2'de bu karşılaşmayı naklen izleyebileceksiniz. Şayet nasıl izleyeceğinizi merak ediyorsanız ve TV Bu abonesi değilseniz tvbu.com.tr'de detayları bulabilirsiniz. Hemen hızlıca TV Bu Go üyesi olup siz de hem bilgisayarınızdan hem cep telefonunuzdan hem de tabletlerinizden bu karşılaşmayı rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. 18.30'da Manchester United'la Liverpool İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek ve bugün maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdırmış olacak. Ve geçelim Kasımpaşa Galatasaray maçını konuşmaya. Liderliğini devam ettiriyor Galatasaray. Gerçekten de bugün hem Galatasaraylıların hem de Fenerbahçelilerin adeta ölüp ölüp dirildikleri bir karşılaşmaydı izlerken. Gerçekten de kalp dayanmaz derler ya, şampiyonluk yarışında böylesine bir hafta aynı gün iki takım sahaya çıkıyor ve bayağı bir umutlandı Fenerbahçeliler ama Galatasaray da maçı bırakmadı, maçı çevirmeyi başardı. Genellikle şampiyonluk hikayelerinde kim şampiyon olursa olsun bu haftayı hatırlayacağız gibi görünüyor. Kutu satmak istiyorsa Bein Sports bu maçı dönüp dönüp yayınlasın tekrar. Evet. Yani Süper Lig'i seyretmek için bu tip maçların ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. İşin içerisinde hakem olmayınca ne kadar ortaya futbol konuşabileceğimiz ve futbol izlediğimiz bir maç çıktı. Penaltı kararı, maçın kırılma anı. Penaltı ve kırmızı kartta tartışmasız kararlar oldu. Çok doğru. Kasımpaşa takımı düşmekle kalmakla bir alakası olmadığı için istediği oyunu, hücum iştahını sahaya yansıtarak rakibi kim olursa olsun oynamaya çalışan bir takım demiştik devre arasında. Evet, böyle bir maç oynadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere sanırım Kasımpaşa'nın ikinci yarının başında yaptığı 15-20 dakikalık tempoya karşı zorlandığı kadar kimse zorlanmamıştır. Elbette yine devre arasında konuştuğumuz 45 maç barajını görmüş bir takım için yorgunlukların ortaya çıkacağı, kulübelerin devreye gireceği maçlardır. Kasımpaşa'nın 3. golü 77. dakika ya da 78. dakika. O gol gelene kadar Galatasaray çok büyük eziyet çekti. Tempo olarak karşılık veremedi. Kasımpaşa'nın hakim oyunu vardı. Ne zamanki 3. golü yedi, Okan Buruk kulübeyi devreye soktu. Zaha ile başladı bu hikaye golden önce. Ve Kasımpaşa çok tempo yapabilen, kolay gol bulabilen bir takım ama aynı zamanda da savunma zaafları çok yüksek bir takım. Bu zaafları önce Zaha ile, sonra Hakim Ziyeh ile, en son da Vinicius ile ortaya çıkardı. Icardi diye bir karakter var. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan, hiçbir şekilde maçın içerisindeki hatasından demoralize olmayan. Ya adam penaltı kaçırdıktan sonra bambaşka bir hale bürünüyor ve maçı daha farklı bir şekilde kazandırıyor takımı. Erkut, bir adam hem kendi kalesine gol atıp hem üstüne penaltı kaçırıp hem de iki gol atıp maçın kahramanı olur mu? Yani hayatımda gördüğüm en değişik karakter, en hatasını umursamayan, sorumluluk almaktan vazgeçmeyen lider karakter. Yine söylüyorum, öyle bir etrafını donattı ki Okan Hoca 3-2 mağlup duruma düştükten sonra. Hakim Ziye hakikaten yürüse bu ligde fark yaratır. Topu içe çekiyor, Icardi'nin kafasına çarptırdı neredeyse 3. golde. Tete, beğenen var, beğenmeyen var. Şu eleştiriye katılabilirim. Bundan çok daha fazlasını yapar mıydı? Evet, yapardı. Ama bugün maçı çözen oyuncu yine Zaha oldu. Tete'yi de attı. Hatta Hakim Ziye'yi orta sahaya çekti falan. Kasımpaşa'da şunu gösterdi. 11-11'de ne kadar hücum iştahı olan bir takımsa geriye düştüğü andan itibaren de savunma oynamayı hiç beceremeyen bir takım. Yani 3-2 maç ne oyunu soğutabildiler ne topu ayaklarında tutabildiler. Okan Hoca'nın kulübeye devreye sokmasıyla da maçı kaybettiler. Bir takım 3-2 öndeyken ya da maç 3-3'ken sadece bir kişi eksik kaldı diye bu kadar hazırlıksız yakalanır mı savunmada? Ha, bize 90+8'in sonuna kadar heyecan verici bir mücadele izlettirdiler mi? Evet, izlettirdiler. Her şey vardı maçta. Yüksek tempo, kırmızı kart, bol pozisyon, jeneriklik goller ve son ana kadar nefes nefese bir hikaye. Muazzam iki gol izledik gerçekten. Ya Mertens ve Aytaç'ın golüne ayrı bir parantez açmak lazım. Ben işte Bein Sports'ta Lig TV'ken çalışırken
yılın en güzel gollerinin listesini yaparlar. Bugün iki tanesi var orada. Evet. Hem Mertens'in hem Aytaç'ın golleri. Aytaç'la ilgili şunu söyleyeyim. Evet, mini takım için daha önce oynamadığından dolayı hani alınmaması normal karşılanabilir ama 30 kişilik bir kadro yapıyorsan Aytaç bu sezonki performansıyla bunu sonuna kadar hak etti diye düşünüyorum. Biraz yazık oluyor. Montella da maçtaydı hatta. Hı hı. Büyük resme baktığın zaman sadece Galatasaray maçı özelinde değil ki bugün de çok iyi oynadı. Kasımpaşa'ya teşekkür etmek lazım. Futbol böyle oynanır işte. Galatasaray'da bu ligde geniş kadro nasıl kullanılırın dersini verdi. Evet, maçın 60. dakikasına kadar yorgun bir Galatasaray. Hatta devre arasında Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsettik. Dedik ki gidemiyor. Bitik. Hemen attı ona Kemente. Zaha'ya attı oraya. Ama elinde var, o yüzden atıyor. Yani elinde olmadığı için değil. Bu geniş kadrolar nasıl kullanılır? Okan Hoca bugün maçı kazandıran teknik direktör. Evet. Bir yandan tabii maça damga vuran isimlerin istatistikleri ekranın alt tarafında dönerken bir şeye dikkat çektim. Dikkatimi çekti daha doğrusu bir şey. Mauro Icardi 8 kere Kasımpaşa ceza sahası içine topla buluşmuş. Bunun ikisi gol. Birinde Vinicius'un attığı golde direkten dönen şutu ayağından çıkaran adam. Yani 8 kere ceza sahası içinde topla buluşup bunun üçünde gole etki etmek Icardi modelindeki santraforlara nasip olur ancak. Yani diyorum ya, hiç demoralize olmuyor. Mesela penaltıyı kaçırdığı zaman ayağıyla konuşuyordu geri giderken. Bir şeyler anlatıyor, tamam mı? Ne anlatıyor bilmiyorum ama. Fark etmemişim. Ya, seyret de gör. Yani kendi kendine konuşuyor, bir şeyler yapıyor ama bir dakika sonra hazır. Evet. Doğru yere koşuyor. Ya adam futbol için yaratılmış. Bütün açıklaması bu. Bunun için yaratılmış. Sakat oynayabilir, temposu düşük olabilir. O gün kötü oynayabilir. Ama tabelada her zaman adı var. Ve son 8 hafta Galatasaray'da devreye girdi. Şimdi bugün iddia ediyorum, ben istatistiklere çok inanmam ama gözümle gördüğüm sezonun en iyi maçlarından bir tanesini oynadı Kasımpaşa. En iyilerinden birini oynadı. Bak, Da Costa inanılmaz oynadı. Aytaç çok iyi oynadı. Orta sahadaki Gökhan çok iyi oynadı. Eksik kalana kadar stoperi çok beğendim onu. Porozo çok iyi oynadı. Yani şimdi bu adamlar... Golde tabii onun hatası var. Golde offside'i kesti. Tamam, eyvallah. Ama santraforu bu kadar, Icardi gibi bir santraforu bu kadar boş bıraktılar. O da cezayı kesti. Hep dedik ki Mertens'e eşlik edecek oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. İkinci yarıda Icardi eşlik etti. Hakim Ziyech eşlik etti. Zaha eşlik etti. Ve iş çözüldü. Yani Kasımpaşa şu anda Süper Lig'in en fazla gol atan 3. takımı. Evet. Haftaya girerken de 5. sırada girdiler. Yani bu takım zaten iyi bir savunma yapabilse şu anda muhtemelen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasındaki takım olması lazım. Yani evet. Kasımpaşa'nın oyun organizasyonu, lütfen Trabzonsporlular ve Beşiktaşlar burada beni mazur görsünler. İki takımdan da fersah fersah önde. Bak, bir hücum planı var. Ama savunma planı yok. Rakip yarı alanda o topu paylaşma, doğru yerleşme, kimi nerede topla buluşturabilecek, o aksiyonu alabilme ve bir set kurma var. Ama bu takımın çok kötü bir savunması var. Aslında zaten o savunması iyi olsa diyorum ya, şu an 3. sırada olacak. Erkut, savunması kötü demeyelim ama çok hücum iştahı yüksek olan takımlar oyunu genelde çok geniş alanlarda oynarlar. Yani top tekniği iyi oyunculara sahipsen bu bir avantajdır. Ama topu kaybettiğin zaman da geriye çok koşarsın. 10 kişi kaldıktan sonra penaltıyı kurtarmış olmasına rağmen kaleci, yine de o demoralizasyonu atamadılar. Çok çabuk gol yiyorlar. Evet. Yani öyle çok rakibin organize olmasına gerek yok. Bir de çok usta ayaklar var Galatasaray'da. Yani her an biri devreye girebilir. Bak, hiçbir şey yapmadı. Kaan Ayhan kötüsü günün oyundan çıkardı. Barış Alper'i beke çekti. Bir oyuncu daha öne attı. Darmadağın oldu Kasımpaşa. Darmadağın oldu yani. Ha, 11-11 pozisyon devam etse Kasımpaşa maçı... Bu arada şunu söyleyeyim. 78. dakika maçı favorisi Kasımpaşa'ydı ya. Golü de attı. İnanılmaz iyi oynuyordu. Ama Zaha bir pozisyonda rakibin Winks galiba dengesini bozdu. Kırmızı kart, penaltı. Maç çözüldü orada. Maçın kırılma anları vardır. Bir de kadro genişliği gerçekleri vardır. Maçın kırılma anında Zaha girdi devreye. Ama öncesinde Okan Hoca, abi kulübeye bir dönüyorsun. Her oyuncu tabelayı değiştirebilir Galatasaray'da. Her oyuncu. Ya Vinicius bence bugün attığı gol bana çok bir şey ifade etmiyor. Evet, Galatasaray çok şey ifade ediyor. Maçı kazandırdı ama Galatasaray'ın oyuncusu olmamasına rağmen öyle bir
hücum organizasyonu kalite yükseldi ki Vinicius da girdi, iş yaptı. Kutlu güzel söyledi. Çok iyi oyuncu değil ama karambol golcüsü dedi. Doğru. Bugün de işini yaptı. Galatasaray alışık böyle pozisyonlara. Galatasaraylı arkadaşlarım hatırlayacak Yunan santrafor'un Akisar'a attığı Karlao'daki golü. Mitroğlu'nun. Galatasaray'da hiçbir şey yapmamıştır ama o kazandırdığı maç Galatasaray şampiyon yapmıştır mesela. Bu tip işlere alışık Galatasaray. Misso mesela bir Trabzon maçı mı, Başakşehir maçı mıydı attığında geçen sezon? Deplasmandaki Antalya maçı yanlış hatırlamıyorsam. Galiba Trabzon maçı ya. Olabilir. Uzaktan attı ya bir tane. Şimdi kadro dışı kalan, Oliveira'nın da mesela Sivas maçında atmışlığı var. Galatasaray maçı kazandıran. Yani Galatasaray sinekten yağ çıkararak da bazen maç kazanıyor. Ama kadrosu çok geniş ve kaliteli. O 65-70 dakika yorgunluğunu kulübe katkısıyla bertaraf etmeyi başardılar. Evet. Devam edeceğiz ama tekrar bir şöyle Old Trafford'da son durumuna bir bakalım. Yönetmenimiz Serkan Işır bu güzel atmosferi bizlere iletiyor. Mücadele 18.30'da başlayacak. 3 dakika sonra TV Bu Spor 2'de Güney Mergen'in anlatımı, Muhammed Türkmen'in yorumlarıyla mücadeleyi TV Bu Spor 2'de izleyebilirsiniz değerli izleyenler. İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final karşılaşması kazanan adını yarı finale yazdıracak. Bu hatırlatmayı yapalım. Manchester City ve Chelsea yarı finale çıktılar. Coventry dün Wolverhampton'u mağlup etti, adını yarı finale yazdırdı ve son yarı finalist bugün bu saatte belli oluyor değerli izleyenler. Tekrar edelim. Şayet TV Bu Go üyesi değilseniz ve bu maçı da izlemek istiyorsanız çok basit yapmanız gereken, hemen tvbu.com.tr'ye girip oradan TV Bu Go uygulamasını indirip anında aboneliğinizi başlatabilirsiniz ve dolayısıyla da spor paketinde bu karşılaşmayı izleme şansınız var. Avrupa'da haftanın maçının başlamasına saniyeler kaldığını söyleyelim. Kadrolarda ekrana geliyor ki iki takımda da önemli eksikler vardı. Wan-Bissaka takıma döndü ve bugün savunmanın sağında oynayacak. Lindelöf uzun süredir sol bekte mücadele ediyordu. O da nihayet stoper mevkisine döndü. Hoylund'un bir sakatlığı vardı. Geçen hafta Everton mücadelesinde forma giyememişti ki geçen ayın oyuncusu seçildi Hoylund İngiltere Premier Lig'de. Liverpool'da Salah takıma döndü ve bugün ilk 11'deki yerini alıyor değerli izleyenler. Ve Robertson da yine sol bekteki yerini alıyor. Özellikle Jürgen Klopp'un bu sezon genç oyunculara fazlasıyla şans verdiğini, ki buna da bunu yapmakta da zorunda olduğunu da söyleyelim. Çünkü o kadar çok sakat oyuncusu vardı ki Liverpool'un. Halihazırda Liverpool'da bildiğiniz üzere 64 puanla Arsenal'le beraber zirveyi paylaşıyor İngiltere Premier Lig'de. İngiltere Lig Kupası'nı kazandılar. Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor ki Atalanta ile eşleşti. Orada da Jürgen Klopp'un takımı 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini, bir yıl takım çalışmak istemediğini dile getirmişti ve son sezonla o da 4 kupayla veda etmek istiyor. İşte bu mücadele saat 18.30'da TV Bu Spor 2'de diyelim. Tekrar dönelim biz Kasımpaşa Galatasaray mücadelesini konuşmaya. Muslera için ne diyorsun? Mesela bu akşamın kötü günündeydi. Bugün kötü günde. Hatta ilk goldeki hatasından sonra daha fazlasını yapabilmek için zaman zaman cesurca ama hatalı çıkışlar da yaptı. 3 gol yedi. Aytaç'ın golüne çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Aynı şekilde Da Costa'nın golüne de. Abi Da Costa çok iyi santrafor bu arada. Bazen bir tercih hatası yapıyor ama. Bir bencillik yaptı bir pozisyonda ama bir sonrakinde iyi bir servis de yaptı Benhoanes'e. Benhoanes de çok iyi oyuncu. Mesela Beşiktaş'ın sol bekine bakıyorum. Benhoanes'i al koy Beşiktaş'ı oynasın. Öyle gözüküyor yani Emrecan Terzi'yi görünce falan. Kasımpaşa takımında bu sene standartların üzerine çıkan çok oyuncu var. Galatasaray'da savunma anlamında iyi bir akşam geçirmediklerini söyleyelim. Tabii yani, ki stoperin olmadığını da hatırlatalım. Yani ama Nelson Berkan oynadı. Nelson banko stoperi Galatasaray'ın. Tamam, iki stoperi yani yok eksik derken yani Davinson Sanchez ve Abdülkerim olmadığı için söylüyorum. Evet ama Kasımpaşa takımı genel anlamda yüksek tempoyu çıkarak Galatasaray'ın zaaflarını ortaya çıkardı. Mesela Torreira haricinde hiç kimse karşılık veremedi tempoya. O yüzden Torreira çabuk yoruldu. Bayağı da hırpaladılar Galatasaray'ı tatlı sert oyunla. Planlarını bozan tek şey Winks'in kırmızı kartı oldu. Evet. Wink'in kırmızı kartı oldu. O kırmızı kart ki hakem kararlarını sürekli soruyorlar. Arkadaşlar o kadar sosyal medya çıktıktan sonra
bizim bu yorumculuk tarzımızı bozmaya başladılar ki hakem konuşun. Bir tane kırılma anı var. Konuştuk ya. Ne kadar bir daha konuşalım. Madem ısrar ediyorlar. Futbol konuşmak aklınıza istiyoruz. Bir tane kırılma anı var. Pozisyon, penaltı. Oyuncunun da topla oynama niyeti olmadığı için kural kırmızı kart diyor. Hakemlik bir şey yok ki ya. Bir de Aytaç'ın pozisyonu var. Onu da yorumlar mısın? Hangisi? Galatasaray ceza sahası içinde. Vurdu. O güzel gol attıktan sonra ben vurdu. Orada, bir net bir darbe yok ki. Ona Benhanes vurdu. Benhanes vurdu, pardon. Benhanes vurdu. Aytaç sarı kart gördü, oradan attı. Aytaç sarı kart itirazdan gördü. Tamam. Benhanes pozisyonunda da penaltılık hiçbir şey yok. Yani Atilla Karaoğlan'lık bir şey yok. Hakemlik bir şey yok. O kadar alıştık ki hakem üzerinden. Maçı izlemeyen adam bile alıyor eline telefonu, diyor ki hakem konuşuyor. E konuşalım peki. Bir tane pozisyon var, konuşacak zaten. Konuşuyoruz. Doğru karar verdi. Ve bu arada bakın benim için kriter şu. VAR'a gitmeden verdi o doğru kararı. Evet. Yani VAR'ın onaylamasına falan gerek kalmadı. Hakemin iyisi VAR'dan daha az faydalanan. Yani kendi gördüğünü çalıp bunun da doğruluğunu hepimize konuşturan adam oluyor. Bugün iyi maç yönetti. Zaman zaman kötü maçlar yönetmiyor muydu? Evet. Ama bugün iyi maç yönetti. Bırakın şunu. Maç iyiydi ya. Bir kere bunu bir kabul edin. Yani 7 gol olmuş. Harika 2 tane gol izlemişiz. Mertens ve Aytaç'ın gollerinden bahsediyorum. Bence Icardi'nin de mesela Ziyech'in ortasında vurduğu kafa da çok güzel bir gol. Ya yani kaleci alıştırdı bize bunu Icardi. O yüzden artık onu bir güzel gol tanımlaması yapma ihtiyacı duymuyoruz ama bu maçın keyfini çıkarmak yerine hakem öyle mi böyle mi konuşmaya gerek yok. İşte az önce çok güzel görüntüler aktarmıştı Old Trafford'da. Yani Manchester United Liverpool eşleşmesi, İngiliz derbisi olarak adlandırılan bu eşleşmede hakem yok akıllarda. Bundan önceki tarihe bir bakıyorsun. Hakemle ilgili bir şey konuşmuyorsun. Bir şey söyleyeyim Manchester'ın, mi? Manchester'ın Ferguson dönemindeki galibiyetlerini konuşuyorsun. Geçen sezonki 7-0'lık galibiyeti konuşuyorsun Liverpool'un. Geriye dönüp baktığında hakemle ilgili bir tarihi hakem hatası olarak yazılmıyor bu skorlar. Bir tek bizde var zaten. Maçlar açıklanır açıklanmaz hakemi evet. Kim diye bakmak. Yani biz çünkü takılıyız ya bu hikayeye. Bak şimdi mesela dikkatimi çekti. Meti Trabzon'dan bağlanırken işte hakem dedi Ali Umut Meler. Video yardımcı hakemi de şu diye söylüyor. Mesela bir İngiliz muhabir sanmıyorum ki maç öncesi bir bağlantıda video yardımcı hakemin de ismini zikretsin. Ya da bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Ama biz de bu bile dikkat. Ya Avar'a bile bakıyor artık futbol sever. Ya yapmayın bunu. Kimse merak etmiyor ki orada. Çok güzel bir şampiyonluk yarışı var. Bunu kabul edelim. Yani bakıyorum Galatasaray 3 beraberlik 1 mağlubiyet. Sadece 4 maçta puan kaybetmiş. Geride bıraktığı 30 maçta. Ve en çok zorlandığı maçtı bu maçtı mesela. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe kendi aralarındaki rekabette kimin daha mağdur olduğu rekabeti de var. Hı. Halbuki sürekli... En çok şampiyonlar iki takım bu tartışma yüzünden halbuki sürekli rakipleri mağdur oluyor. Kendileri mağdur olduğunu iddia ediyor ama çıkartalım bir hakem hatalarını tek tek. Net olanları, bariz olanları. Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin en az mağdur olan iki takımı. Birbirinizi de kandırmayın. Yani bu cep telefonu ne kadar hastalıklı bir şey. Farkındasın değil mi? Sosyal medyayla beraber. Telefonu eline alan futbolcu. Herkesle aynı spor değil, yorumcusu, yani. Bazen otorite, çok güzel, teknik direktör. Çok güzel yorumlar, katkılar da alıyoruz izleyenlerimizden. Bizim izleyicimiz bu anlamda gerçekten de hani niş bir kitleye sahip olduğumuz için de çok şanslıyız. Bu anlamda bize de çok önemli katkılar sağlıyor izleyenlerimiz. Ama bazen de işin bu boyutunu da dinlemek isteyenler de oluyor tabii ki. Bu kısmında konuşmuş olduk açıkçası. Yani... Az önceki yere tekrar dönecek olursak şu şampiyonluk yarışında diyorum ya Galatasaray bu sezon sadece 4 maçta puan kaybetmiş. Direkt olarak şampiyonluk yarışındaki rakibine konuk oldu Kadıköy'de. Mesela Fenerbahçe isabetli şut atamadan bitirdi Galatasaray karşısında. Birazcık şöyle geriye dönecek olursak biz burada 2-3 sezondur Çağdaş Atan'ı ve İlhan Palut'u ligimizde kalbur üstü genç teknik adamlar ve gelecek vadeden teknik adamlar olarak dile getirdik ve bu iki teknik direktör de hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçları öncesinde ve sonrasında burada bir haksız rekabetten bahsettiler kadro gücü açısından. Ve bu takımlardan puan almanın, bu takımlara karşı oynamanın çok zor olduğunu dile getirdiler. İşte Sami Uğurlu böyle bir takım yaratmış ve bugün Galatasaray'a karşı 3 gol atabiliyor. 10 kişi kalmasa belki puan maçı kaybetmeyecek ya da maçı kazanacak ya da berabere bitecek karşılaşma. Evet ama... Bu arada Başakşehir ucuz bir takım değil. Ya yani şu ezberi de bozalım yani. Onu yani Başakşehir paraları harcayan, ciddi paralar evet. Harcayan bir takım. İyi takım. Kasımpaşa da bu ligin Sami Uğurlu'nun söylemine göre ligin en az maaş bütçeli takımı. Sezon başı için Çağdaş Hoca ile İlhan Hoca'nın söylemlerini kabul edebilirim. Çünkü çok erken
form tutan Galatasaray ve Fenerbahçe çok ezici bir tempoyla oynadı rakiplerine karşı. İlhan Hoca birinden 5, birinden 6'ydı ya. Evet. Erken ama işte şöyle bir gerçek var. Şumudika'nın takımı da hem Fenerbahçe'ye güç bela hem Galatasaray'a güç bela mağlup oldu. Evet. Ama ne oynadı? Kalenin önüne 11 kişi dizildi. Yattı, kalkmadı bilmem ne. Şimdi futbolun güzelliğini ortaya çıkartmak isteyen Türk teknik direktörler için, oynamak isteyen, top onlarda kalsın isteyen takımlar için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynamak gerçekten çok zor. Ama Şumudika gibi, ki iyi ki kurtuldu bence Antep, sürekli kalenin önünde 11 kişi bekleyen takımlar çıkartırsan ortaya puan alma ihtimalin var. Ama sana o bir maçta alacağın bir puan devamında hiçbir şey getirmez. Evet. Hemen kameralarımızı Kasımpaşa'ya çeviriyoruz. Kerem Demirbay konuşuyor. Hak ettik ve takıma tebrikler diyorum. Maç çok zor oldu. Neler söylesin? Nasıl bir maçtı tanıyorum? Tabii ki çok zor bir maç. Ama dediğim gibi takım olarak çok mücadele ettik, enerji kattık. İçeri gelen oyuncular da bize çok değer verdi. Önemliydi bizim için Hakim, Zaha. Bunların hepsi yani sonuçta bir takımız ve şampiyonluk yolumuzda çok önemli bir 3 puan bugün. Kerem 3-2 geri düştünüz. Çok kritik bir an. Hemen üstüne penaltı geldi ve Icardi penaltıyı gole çeviremedi. Saha içinde o anda ne düşündünüz, ne hissettiniz? Nasıl geri dönebildiniz oradan? Abi biz Galatasaray'ız. Biz... Her zaman topla basarız, mücadele ederiz ve inandık. Onun için yendik, kazandık bugün. Böyle maçlar şampiyonluğunda kırılma maçları olarak görülür. Son dakikada gelen galibiyetler. Siz içeride neler konuştunuz? Böyle bir konuşma geçmedi. Çok mutluyuz. 3 puan kazandık ve şimdi milli arası var. İnşallah da kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız geri gelir ve yoluna devam eder. Kerem, siz spor maçında uzaktan golleri senden izlemeye alışmıştık. Bugün Mertens'in golüyle şık bir goldü. Onun hakkında neler söylemek istersin? Mertens adamın dibi ya. Var. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, Kerem Demirbay'ın açıklamalarını ekrana getirdik değerli izleyenler. Şunu konuşalım şimdi Erman. 20.30'da da Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var. Ve muhtemelen bu karşılaşmayı konakladığı otelde izledi Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet. Heveslenmişlerdir. Hiç kuşku yok. Ne olmuştur? Yani bu maçın son düdüğü çalındığında bir motivasyon kaybı mı olur? Ki dün mesela böyle bir belki de ihtimal yoktu Fenerbahçeli futbolcuların ve teknik heyetin kafasında ama yani o duygu geçişini merak ediyorum. Fenerbahçe için nasıl bir değişkenlik olmuştur? Fenerbahçe için ne kaybetmiştir belki de? Galatasaray puan kaybetseydi ya da mağlup olsaydı, berabere kalsaydı fark etmez. Puan kaybetseydi iş yine de derbide mi çözülecekti? Evet. Onların hesaplarına göre. Yani her maçı kazanmak zorunda mı? Evet. Galatasaray'ın galibiyeti bunu değiştiriyor mu? Galatasaray'ın galibiyeti şöyle değiştiriyor. Derbide çözülme ihtimali devam ettirmesi için Fenerbahçe'nin orada da galibiyete ihtiyacı. Orada da galibiyete ihtiyacım var. Çok değişen bir şey yok ki ya. Yani böyle biz kazandık, onlar strese girer. Fenerbahçe zaten diyelim ki Galatasaray kaybetti. Bir puan için mi çıkacaktı maça? Buna inanıyor musunuz? Valla bilmiyorum. Hatayspor'a yenilince Galatasaray, Adana Demirspor karşısında deplasmandaydı hatırla Fenerbahçe. Evet. Bence maçı galibiyetle noktalayabilecek hamleler yapabilirdi. Ama böyle bir hafif frene basma durumu da vardı. O beraberliği de aman kaybetmeyeyim diye. Rakibimiz kaybettiği zaman bir puan iyi dedi. Ama evet. O zaman içeride kaybedeceği puanları hiç düşünememişti. Evet. Yani o tip sürprizleri düşünemedi, hesaplayamadı İsmail Kartal. O bakış açısını yanlış buluyorum. Okan Hoca ben Galatasaray'ın başına geldiğinden beri böyle maç da kaybetti. Konya deplasmanı şampiyon oldukları seni hatırlar Galatasaray geçen taraftarlar. Sene. Hiç umursamadı. 14 maçlık galibiyet serisi Konya deplasmanında bitmişti hatta. Evet. Hiç umursamadan galip gelebilmek için risk aldı ve maçı kaybetti. Ama büyük resme baktığın zaman Galatasaray'ı şampiyon yapan o mantalite. Yani bugün bir puan aldık iyi. Öyle bir cümle duymadım ben bugüne kadar Okan Hoca'nın ağzından. Duymadım. Bugün de galip gelebilmek için Galatasaray'ın maçı bitirdiği 11'ine bir bakar mısın? Tete, Zaha, Icardi, Vinicius, Hakim Ziyeh. 5. Bak şöyle söyleyeyim sana. Üçünden gidelim. Ziyeh, Tete, Zaha. Değil mi? Sonradan oyuna girenler. Vinicius'u bir kenara koyuyorum. 3 yıl önce kulübeden bu oyuncular oyuna girse dersin ki bu oyuncular ya Liverpool'da oynuyor ya Manchester City'de oynuyor ya Real Madrid'de oynuyor ve maçta şampiyonlar yarı finali falan dersin. Yani böyle bir 3 oyuncudan bahsediyoruz. Ya çok değil mesela hani 10 yıl öncesinden bahsetmiyorum. 3 yıl önce. 3 yıl önce bir bak ya da 2 yıl önce
bu oyuncular yani. Bir Şampiyonlar Ligi yarı finali ya da finalde sonradan oyuna girmiş oyuncu listesi bu. CV'si bu kadar kuvvetli oyuncular oynayamadıkları için değil de oyuna girdikleri zaman yaptıkları katkı üzerinden okunur işte Ergut. Yani Zaha, Kerem Aktürkoğlu'nun şu haline bakınca ben niye oynamıyorum diyeceğine oyuna girdiği son 20 dakikada maçı çeviren adam oluyor. Evet. Hakim Ziyeh haftalardır yok ya. İzini kaybettik bir ara Hakim Ziyeh'in ama niyetli döndü. Bak bugün maçı alan en önemli hamlelerden bir tanesi Hakim Ziyeh. Yani. Vinicius'un kaçırdığı gollere ya da oynadığı oyunlara bakarsan Türkiye Kupası'nda elenirken falan oyunu almazsın bir daha düşüncede. Ama oyuncuyu kaybetmiyor. Oyuncuyu mutlaka değerlendiriyor. Karşılığını alıyor. Oyuncu da teknik direktörün iyi niyetini kolay okuyor. Ben her zaman söylüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray çalıştıran adamın ilk kriteri yıldız oyuncularla barışık olmak olması lazım. Başka türlüsü olmuyor. Evet. Bu arada Old Trafford'tan gol haberi varmış. Hemen bir ekrana da taşıyalım. Şu anda bizi izleyenlere, en azından maçı izleyemeyenlere bu anlamda güzel bir hizmet sunmuş olalım. Ve bu golle 1-0 öne geçti Manchester United. Liverpool karşısında değerli izleyenler, McTominay sevinen oyuncu. Orada son hani Liverpool'lu oyuncudan mı tam göremedim ama gol kime yazıldı onu da bilmiyorum. İngiltere FA Cup'ta çeyrek finalde Old Trafford'ta Manchester United Liverpool karşısında 1-0 önde değerli izleyenler. Mücadeleyi TV Bu Spor 2'den naklen izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Golün tekrarını yine izleyelim. Marcus Rashford böyle taşımış topu ceza sahasına doğru. Ardından yerleşmeye çalışırken Liverpool savunması kaleciden seken top ve Keller'dan seken topu da yine tamamlayınca top ağlarla buluşmuş oluyor. Böylelikle McTominay topu ağlara gönderen oyuncu oluyor. Ev sahibi Manchester United'da. Bundan sonrası için şimdi Galatasaray 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Galatasaray'ın kalan karşılaşmalarını bir ekrana taşıyalım. Şimdi tek kulvarda yoluna devam edecek Galatasaray. Avrupa'da yok. Türkiye Kupası'nda yok. Sadece bir Süper Kupa maçı var ki o da sıkışık bir takvimin arasında değil bu arada. Seçimden dolayı Mart'ın son hafta sonunda biliyorsunuz ki Süper Lig'de maçlar oynanmayacak. Bu 3-4 Nisan tarihini görüyorsunuz ya işte orası hafta içine tekabül ediyor. Ardından Süper Kupa maçına çıkacak iki takım. O hafta sadece Süper Kupa maçı olacak o hafta sonu ülkemizde. Ve ardından da sonraki hafta sonu Alanya deplasmanıyla devam eden bir fikstür. Ve 25-26 Mayıs hafta sonunda da lig tamamlanmış olacak. Şu fikstüre baktığında ne görüyorsun Erman Özgür? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın kadrosunun kalitesi ve genişliği haftada bir maç oynamak için fazla lüks. Hı hı. O yüzden Alanya deplasmanı haricindeki diğer maçları Fenerbahçe derbisine kadar kolay geçebileceğini düşünüyorum. Çok lüks abi. Yani bir takım 60 dakika dayanıyor, 65 dakika dayanıyor. Üstün bir oyun da oynasa kulübe bir giriyor devreye. İş çözülüyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası hikayesi devam ettiği için o senin söylediğin Süper Kupa finalinin Galatasaray için sıkışık olmayan hikayesi Fenerbahçe için çok sıkışık. Yani sakatlıkları da çok fazla. En son Avrupa Kupası maçında Mert Hakan'ı da kaybettiler. Ne kadar sürecek onu bilmiyorum ama ligde iş yapan bir oyuncuydu. En azından karakter koyan bir oyuncuydu. Karakteri beğenirsin beğenmezsin o başka. Ama karakter koyan bir oyuncuydu. Yani bu tip sakatlıkları kimin daha çok yaşayacağı, biraz futbol şansı, maçın kırılma anları... Ama elbette ki şu anda 51-49 Galatasaray daha önde. Evet. Aykut Kocaman da böyle bir yorum yapmış. 51-49. Bilmiyorum. Denk geldi mi yorumuna ama... Çalışırken mi Fenerbahçe'de? Yok yok. Bu sezon için söylüyorum. Sezonun şampiyonluk yarışı için söylüyorum. Ben izlemediğim zaman bana hiç sorma. Ben tamamen iptalim. Peki. Diğer yandan tabii senin devre arasındaki yorumun da kıymetli. Maçın ilk yarısındaki Galatasaray'ı beğenmemiştim. Ve dedik ki ilk defa devre arasında Galatasaray hakkında bu kadar iyi olmayan görüşlerde bulunuyoruz diye. Ve fiziksel gücünün sanki bir yorgunluk sebebiyle bugün iyi olmadığını dile getirdi. Hatta ben de şu parantezi açtım. En son 9 gün önce maç yaptı Galatasaray. Evet. Yani cuma günü oynamıştı geçen hafta. Bugün pazar. 9 gün yapıyor bu. Buna rağmen nasıl bir yorgunluk görüntüsü verebilir? Yorgunluğu yanlış yerden okuyorlar. Hı hı. Yorgunluk 5-6 gün dinlendiğin zaman tamamen sıfırlandığın bir hikaye değil. Sezonu rakiplerine göre, bugün oynadığın rakibin de aynı şekilde, rakiplerine göre çok erken açıp maç sayısının neredeyse rakiplerinden bir kat daha fazla olmasıyla alakalı. Yani bir oyuncunun bir sezon için kapasitesi 35-40 maç oynamaksa Galatasaray 45 oynadı.
ve bunun içerisinde çok yıpratıcı olan Şampiyonlar Ligi hikayesi vardı. Aynı zamanda çok fazla milli takım oyuncu gönderdiği için Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bu oyuncular milli takımda gördüler. Böyle olunca bugün Kerem Aktürkoğlu'nun bence yorgun olmaya hakkı olan bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Hakkı var, çok fazla maç oynadı. Bilmiyorum, istiyorlarsa getirsinler kaç maç oynadığına. Bir bakın, Türkiye Kupası oynuyor, Avrupa Kupası oynuyor, lig oynuyor, mini takım oynuyor. Her yerde var bu oyuncular. Yoruldular. Icardi sakat sakat oynuyor. O yüzden Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu elbette kabul edilebilir bir şey. Ama 68-70. Dakikadan sonra hikayeyi değiştirebilme becerisi de takdir edilesi bir şey. Okan Hoca'nın doğru hamleleri yapıp her hamlenin karşılığını alması, Türkiye'de ne zaman gördük böyle şeyleri? Erkut, Zaha girdi, penaltı kırmızı kart. Ziyeh girdi, asist. Vinicius girdi, gol. 3 oyuncu aldın oyuna, maç çözüldü. Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorum şu anda. Toplamda 45 maç oynamış. Bunların arasında lig maçı var ki kırmızı kartı da vardı biliyorsun. Kaçırdığı maç da var Kerem Aktürkoğlu'nun. 2 tane Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi maçları ve Avrupa Ligi. Bu arada ben 45 demiştim, Avrupa Ligi'ni unuttuk orada söylemeyi. Yani 47 maç, 47. maçını oynadı Galatasaray bugün. Ya biz... Bir de Kerem'in aynı zamanda milli takım maçları da var. Ona da bakıyorum. Milli takımda da 8 maça çıkmış. Yani hepsi tabii bu sezon değil. Bu sezon olanlara mı hemen müsaadenle bir göz atayım. 1, 2, 3, 4 tekrar sayıyorum. 4 tane de milli maç oynamış. 45 artı 4, 49 maç. Şimdi bizim zamanımızda çok değil 10 sene önce 30-35 maç oynadığın zaman çok maç oynadı diyorduk. 30-35 oynadığın zaman çok maç oynadı diyorduk. Evet. Şimdi Galatasaray bir de Şampiyonlar Ligi'nde işte Bayern maçları, Manchester maçları kendini ne kadar zorladığını insanlar hatırlarsa Kerem'in yaptığı iş çok üst düzey. Bir sürü de oyuncu var öyle. Evet. Mesela Torreira da öyle bildiğim kadarıyla. Milli takım oynamasa da 40-45 evet. maçı buldu. Ne bileyim, Nelson bir ara kesik yedi gitti geldi ama o da 30-35'i bulmuştur. Abdülkerim o şekilde. Torreira'da toplamda 38 maça çıkmış. 37'si yani, ilk 11. Ben hep şunu söyledim. Sezonun ikinci yarısında son düzlüğe girerken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yorgunlukları çıkacak ortaya ki Fenerbahçe Avrupa fikstürüne devam ediyor ama devam etmek zorunda Fenerbahçe. Çünkü şampiyon olamazsa şu anda dezavantajlı durumda. Avrupa Kupası başarısı Fenerbahçe'nin bu kurduğu geniş kadronun harcadığı paranın karşılığı olacak. Orayı bırakmaması lazım Fenerbahçe'nin. Nihayetinde çeyrek finale de geldi. Evet. Yani 4 maç daha oynayacak ve finali görecek eğer nasip olursa. O yüzden lig yarışı ne kadar önemliyse Avrupa da o kadar önemli Fenerbahçe için. Ama Galatasaray için şunu söyleyeceğim. Sezon sonunda şunu söyleyeceğim. Tek bir kupada olduğu için bu harcanan paranın karşılığı sadece şampiyonluk çok büyük bir başarı olarak gözükmez benim gözümde. Ya bir de yani Olympiakos oynayacaksın. Şimdi Olympiakos'u Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyasladığımızda arada çok büyük farklar var. Yani bizim iki ekibimizde çok çok üzerinde. Yani Olympiakos'un en dikkat çeken oyuncusu El Kabi. Allah aşkına hani dört büyüklerden herhangi birini tercih etmediği bir oyuncuyu tercih etti. Değil mi? Hatayspor'da oynuyordu El Kabi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Galiba. El Kabi Hatayspor'da oynuyordu. Evet. Yani bu oyuncuyu tercih etti. İşte Fortunis falan yıllardır oynuyor. Dolayısıyla baş edemeyeceği bir takım değil yani. Bizim de hiçbir ayarımız yok ha. Union takımını burada anlattılar bize. Ben hani zannettim ki Real Madrid. Şimdi Olympiakos'u da gömüyorlar. Yine aynı şekilde Fenerbahçe, Eler falan. Ya arkadaşlar biraz temkinli mi olsa herkes? Yani herkes analizci oldu. Herkes ama, ya maalesef. Bu sosyal medyayı aç telefonu. Maçkoli'yi de açıyorsun. Kim ne, ya o kadar basit değil o hikaye. Rakibini izleyeceksin. Güçlü yanları, zayıf yönleri. Hepsine bakacaksın. Ona göre bir oyun planı. Ona göre tempo. Belki maçların ilk 60-70 dakikasını belli bir tempoda oynayıp son 20-25 dakika kulübeden gelenle öyle kolay olmuyor. Satranç gibi futbol artık. Teknik direktörlerin işi bu zannettikleri kadar kolay değil ya. Biz bazen eleştirisini yapıyoruz, bazen hakkını veriyoruz falan ama soyunma odasına hiç girmemiş, topu ayağını değdirmemiş insanların bu kadar kolay her şeyi çözmüş olması çok i̇şte bu hayret verici yani. Biraz spor medyası röntgeni çekecek olursak, normalde izlenmesi gereken ünlü isimler, eski futbolcular, hakemler, teknik direktörler, kimleri söylersen söyle. Çok fazla özellikle de bunlar meslek hayatlarını bıraktıkları zaman futbola çok fazla odaklanmadıkları için, olayın biraz daha böyle perde arkası, hakem kararıdır, odur budur psikolojisini konuştukları için biraz özellikle de dijital medyada futbol konuşabilen yorumcuları dinlemeyi tercih ediyor özellikle genç kuşak.
Ama dünyanın hiçbir yerinde yok ki geçmişte scoutluk yapıp da bugün televizyonlarda, dijital medyada boy gösteren, zaten çok iyi bir scout olsa bu arkadaşlarımız muhtemelen bugün milli takım için, dört büyükler için çalışmaya devam ederler. Yani bu biraz bizim aslında spor medyasının yakın tarihte, geçmiş zamandan da bahsediyorum, buradaki yanlış yapılanmasından da kaynaklı. Buradaki çarpıklık biraz da şurada. Kulüplerde yetkisi olan insanların futbol bilgisi konusunda çok eksik kalmaları. O da var. O zaten en büyük skandal. Şimdi bize eleştirecek çok şey çıkarıyorlar. Diyorlar ki siz niye bu işin içerisinde yer almıyorsunuz falan. Çünkü bu işin içerisinde yer alabilmek için eski futbolcu olmak ya da kendini geliştirmek yetmiyor. İyi bir eğitimden de geçmek gerekiyor. Yani başka şeylere de ihtiyaç var. İşte eğitime inanmadığımız için. Ben eğitimden geçmenin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Eğitimden geçsem bile kimi aradığın ya da kimin arkadaşı olduğun, kimin dostu olduğunun önemi var. Türkiye'de bu bakış açısıyla kulüplerin içerisinde futbolu bilen adamların kendine bir yer bulabilmesi mümkün değil. Doğru. Okan Hoca'nın açıklamaları var. Ekrana taşıyalım hemen. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün takımı ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti değerli izleyenler. Hemen bir canlı bağlantımız var. Erden Timur konuşuyor. Valla çok önemli bir maçtı. Yani genelde bu tip maçlar şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. 80'den sonra geriye düştükten, işte penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Hakikaten bu inanmışlığın, o zaman da söyledik, biz bu sene şampiyon olacağız inşallah. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çok büyük bir inanmışlık var tüm camiada. Müthiş bir birlik var. Hakikaten muazzam bir dayanışma var Florya'da da. Herkes birbirine sarılmış, kenetlenmiş durumda. Bunun neticesi böyle ve hep şunu diyorum. Bana sokakta sorana da, ailemden herhangi kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Bir daha tekrar ediyorum. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Çok net. İnşallah yani böyle şeyde toplumumuz için önemli de bir aydayız. Gerçekten tekrar temelimiz kim hak ediyorsa onun şampiyon olmasını diliyoruz. Erdem Bey, ligin son virajına girildiği zaman Galatasaray eğer zirvedeyse o virajı iyi dönüyor diyebiliriz aslında. Evet. Bundan sonra artık 8 maç kaldı. Evet. Takım içindeki, yönetim içindeki hava nasıl ve şampiyonluğa inanç nasıl şu anda? Şöyle söyleyeyim, yani hep zaten Galatasaray biliyorsunuz finallerin takımı, hep de böyle şampiyonluk yarışına önde girdiğinde önde bitirmesini biliyor. Tabii ki bu tarihi bir istatistik. İnşallah bu sene de tekrar edecek. İnanmışlık çok büyük. Onu söyleyebilirim. Geçen sene şampiyonluktan sonra söylemiştim. Esas olan şey insanlara o mesajı vermek. Sonuçta evet biz spor bu. Mücadele veriyoruz. Çok fazla manipülasyon var. Çok fazla yanlış şey yapılıyor. İnanılmaz gerçekten insanın dayanacak şeyi kalmıyor o anlamda. Yanlışlık tarafından bahsediyorum. Çünkü ondan beslenen insanlar için müthiş bir motivasyon. Çünkü o nefretten, o söylemlerden, o ayrıştırmadan beslenen insanlar için muazzam o keyif. Onun cenneti o nefreti aşılamak. Onun cenneti o nefreti her yere yaymak. Ama bizler için çok dayanılacak bir şey değil. Yani ben herhalde son 3 haftada kaç defa hastaneye kaldırdım. Yani o nefrete dayanamıyorsun. Onu söyleyebilirim. Ama şunun bilinmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi neticede sadece şampiyon olmak için yapmıyorsun. Toplumsal bir mesaj için. En çok mutlu olduğum şey ve inşallah şampiyon olunca olursak en çok mutlu olacağım şey de topluma bak bunu ispat edeceğiz ve de başkasının hakkına riayet ettiğinde, kendin kadar başkasını da düşündüğünde, ahlaklı, dürüst, doğru çalıştığında her zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. Bunun altını çiziyorum. En çok da ona seviniyorum. Yani iyi olan, haklı olan kazanacak. En çok ona seviniyorum. Estağfurullah. Eksiklerimiz, yanlışlarımız da oluyor. Galatasaray'da seçim var. Evet. Başkanı sizi yönetimden aldı, istediği şeklinde haberler hiç de var. Hiç seçim bizim gündemimizde değil. Hiç, ya, ben seçimin S'sini konuşmam arkadaşlar. Biz şampiyonla seçimin S'sini konuşmamız lazım. Teklif tabii ki Dursun Başkanımız bunu söyledi. Allah razı olsun hiç oluyor. Ama biz şampiyonluğa yürüyoruz. Başka, Mayıs'taki tek umurumuzda olan tek şey şampiyonluk. Başka hiçbir şey bizim şeyimizi bozamaz. Yani bu konsantrasyonumuzu bozamaz. Biz böyle gözümüzü dikmişiz. Anladın mı? Yani damarlarımıza kadar, tüm benliğimize kadar her türlü, her hücremizde bunu yapıyoruz. Seçim konuşana kulağımı kapatıyorum. Yani sen şimdi gazeteci olarak bu soruyu sormasan, herhangi bir insan olarak sorsan kafamı çevirip giderim yani. O kadar seçim, biz seçim istemiyoruz. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Kim seçim konuşuyorsa bu Galatasaray'ın
yanında değil karşısındadır. Seçim konuşmak diye bir şey yok. Biz şampiyon olacağız arkadaşlar. Başka hiçbir yok. Buna sonuna kadar inandık. Ve haklı olduğumuz için. Ve sonuna kadar hakkı sonuna kadar savunduğumuz için olacağız. Hakemlerle ilgili kardeşim yabancı hakem buyursun olsun hiç sorun yok. Bunu yabancı hakem olsun ama yabancı hakem her maçı yönetebilir. Ben içeride Okan Hoca ile konuşurken dedim ki hocam robot hakem olsun. Varsın robot olsun ya. Gelsin istiyorsanız ne diyorsanız otomatik var hepsi olsun. Hiç sorun yok. İstenilen yerde istenilen şekilde olsun. Ama şunu biz onu kabul ediyoruz. Bir parantez açacağım. Türk hakemleri yabancı hakem kıyaslamasın ancak yabancı hakemi de bu şekilde evine adam gönderirsin. Çocuğunu tehdit ettirirsen AVM'de yabancı hakemin de çevresini sararsan aynı şekilde yabancı hakem ne yapacak ona bakmak lazım. Ha bizim için Fenerbahçe'nin teklifi kabuldür. Şartımız şu. Aylardır söylüyoruz. Geçen yıldan beri ben söylüyorum. Bu sene, geçen sene istiyorsanız 10 sene. Madem ki yabancı hakemin o an saniyedeki görüşünün, saniyelik kararının bile daha adil olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyorum ki son 2 sene, 1 sene, 10 sene. 3 tane yabancı hakem seçelim. Madem ki burada hakem yabancı hakem yönetsin Galatasaray. Yok hayır öyle değil. Ben eli de büyütüyorum. 3 tane ve bu şu gün büyütmüyorum. Bunu 15 aydır söylüyorum. Defalarca da söyledim. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini haftalarca izlesinler. Yani 2 saniyelik yabancı hakemin kararının daha adil olduğunu yabancı hakemle yönetirse Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya. Dedim ki tüm 10 seneyi incelesinler. Önce son seneden bu seneden başlasınlar. İlk şu ana kadarki haftaları. Basit hata, fazla faul, basit altı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her türlü şeyi yapsın yabancı hakemler. Kim? Bundan öncekiler de dahil. Biz bağış üstüne kabul ediyoruz sonucu. 3 tane gerekiyorsa 5 tane hakem seçelim. Yabancı hakem. 1 saniyede incelediğini adil buluyor ya Fenerbahçe ve Ali Koç. Biz diyoruz ki haftalarca incelesin. Sonucu neyse bizim başımızın üstüne. Sonucu neyse başımızın üstüne. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. Zaten ben teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun ya bir konuda bir insan, bir iki insan arasında haksızlık varsa dersin ki tamam hakeme gidelim. Veya sen benden borçlusun ben senden alacaklıyım diyorsan deftere bakalım dersin. Deftere bakmaktan kaçıyorsan demek ki savunda haklı değilsin, manipüle ediyorsun. O yüzden toplumu manipüle etmemek için gerçekten... Toplumdaki insanları, çok çok fanatik olanları her iki taraf içinde de ayırıyorum. Hem Galatasaray, Fener, diğer takımlarda da. Ama geri kalanını doğruya yönlendirmek için gelin seçelim 5 tane hakem. Buna cevap vermiyorsa hiç kimse o zaman şimdiye kadar hep haksız kazandığını veya şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen bile şampiyon olmadığını kabul ediyordur. Çünkü diyorum ki ben hepsine tek tek bakılsın, haftalarca bakılsın. Ne sonuç çıkarsa bizim kabulümüzdür. Haksızlık mı olmuş? Onların hepsi kabulümüzdür. Ama bağımsız olarak bakılsın. Onun dışında her hakem olur. Dediğim gibi robot hakem de olur. Hiç fark etmez. Ama niye? Keşke robot hakem olsa robot hakemin çünkü annesine, babasına baskı yapamasın. Robot hakeme sosyal medyadan kumpas kuramazsın. Robot hakemin ailesine, evine insan yollayamazsın. Robot hakemi yumruklattıramazsın. Robot hakemi sen AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyor o şey. Ve ona rağmen bir şey yapılmıyor. Ama bu haksızlıklar kesinlikle sonuca varmayacak. Buna eminim. Tekrar ediyorum. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Değil bir maç. Süper Kupa. İsterseniz her maçı yabancı hakem yönetsin. Hiç fark etmez. Ama Türk hakemlerinden daha iyi anlamını taşımıyor. Ona da bu baskıyı, yabancılara da bu baskıyı yapalım. Bakalım sonuç ne oluyor. İkincisi sadece niye bundan sonraki? Geçmişin hepsine bakılsın. Madem ki haksızlık bize göre bize acayip haksızlık yapılıyor. Çok büyük haksızlık yapılıyor. Bunu söyleyeyim. O zaman bakılsın. Bunu da kabul etmiyorsa hiç kimse bundan sonra o zaman çıtını çıkarmaması lazım. Yani bunu kabul edilmiyorsa böyle bir şey o zaman bize haksızlık yapılıyor falan demeyecek. Çünkü biz diyoruz ki gel kardeşim röntgenini çekelim. Sen diyorsun ki bir hastalık var gel hastaneye gidelim röntgen çekelim. Röntgen çekilmekten kaçıyorsan o zaman demek ki iddianda yanlış bir şey söylüyorsun. Ha, kaçmıyorsan buyurursun sonuç ortaya çıksın. Erdem Bey şunu soracaktım. Rakibinizin bir de Süper Kupa için bir yine erteleme talebi oldu. Size hiç bu yönde bir talep geldi mi? Düşünceniz ne olur? Şöyle bir şey söyleyeyim size. O günkü konuşmada da 3 saat boyunca yani denilmeyen şey kalmadı gerçekten. Ya o 3 saatlik denilmeyen şeyden sonra böyle bir şey camialar çok başka bir noktaya tekrar birleştirilmesi lazım. Neler yapılması lazım? Neler onu diyorum. Zaten benim bu hakemle ilgili konuda gerçekten bu işe bakılsın hepsine. Herkes rahatlasın ya. Başka ne biz diyoruz zaten. 4 ay önce hatta 4 ay önce de dedim ondan önce
imza verelim, hepimizin telefonları incelensin, çevremizdekilerinki incelensin, banka hesaplarımız incelensin. Başka türlü bu arınma olmaz. Yani gözünüzü seveyim arınmak lazım, gözünüzü seveyim birleşmek lazım. Başka türlü bir şey olmaz. Bu sefer bunu diyoruz, diyorlar ki hem şey yapıyorlar, hayır arkadaş bizim, ben aylarca, geçen sene 3 defa konuştum. 2 aylık yöneticiyken dediğim bir laf ve 25 defa özür dilediğim bir laf. Ki tam olarak öyle demem olmama rağmen, bir sorunun cevabı olmasına rağmen yıllarca şey yaptı. Ya spor kamuoyunda özür dileyen kimse mi var Allah aşkına veya herhangi bir şey. Yani ben konuşmamaya çalışıyoruz. Gerçekten acayip bir bunu halletmemiz lazım. Toplum Süper Kupa'da çok güzel bir maç olsun inşallah. Orada ne bileyim belki romantik bir temenni, keşke taraftarlar arasında dostluklu bir şey olsun. Bir şehre gidilecek. İnşallah hiçbir şey olmasın, hiçbir olay olmasın. Zaten ben diyorum ki bu hakemler incelesin kararı. Çünkü en büyük sorun nerede? Onu biz kayırılıyoruz, siz kayırılıyorsunuz. Size haksızlık yapılıyor, bize haksızlık yapılıyor. Haksız şampiyon oluyorsunuz, haksız şampiyon. Taraflar birine bunu diyor. Ya bu açıklığa kavuşsun gerçekten. Ne güzel. Hiç değilse rahatlayacak insanlar rahatlar. Bak biz diyoruz ki baştan sonuç kabulümüz ne çıkarsa. O yüzden daha fazla bu işlerin gerilmemesi lazım. Toplumun gerçekten başka bir noktaya gelmesi. Şu an Ramazan ayındayız. Bir de buraya konuşmamın en birinci sebebini söyleyeyim mi? Yani başka bir şey. Bugün sabah bizim bir işte vakıftan bir mesaj aldım. Herkes Ramazan'da daha duyarlı oluyor ya. Toplum de Okan hocama da söyledim. O da dile getirmiştir diye düşünüyorum. Deprem bölgesini çok unuttuk. Oralara duyarlı olmamız lazım. Birçok insanın orada bizim Galatasaray'ın da konteyner kenti var. Bizim kendi vakfımızla biz bir, yani bir yıl aşkındır neredeyse oradayız. Oralara daha duyarlı olmamız lazım. Bunun da buradan sizin aracınızla bu çağrıyı yapmış olayım. Çünkü hakikaten insanların orada çok ciddi ihtiyacı var. Hepimiz de Ramazan ayında daha çok dayanışma, yardımlaşmayı seviyoruz. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Yani bugün karşınıza çıkmamdaki en temel sebep oydu. Bunu bizim Galatasaray'daki medyadaki arkadaşlara sorabilirsiniz. Bunun için bu işi yapalım dedim. Teşekkür ederim. Evet, iç transferde kimler bitlerden de? Evet yani işte Torreira, Barış şey bitti. Kaptanımızla Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim'le de o şekilde anlaştık. Sözleşme şey olacak. İşte Kaan Ayhan'la onunla da görüşürüz. O da hani bitmek üzere. İş transferde hiçbir sorunun herhangi bir şey yok. Hepsiyle Kerem'le Aktürkoğlu o da bizim için çok çok değerli. Gerçekten bu oyuncuların yani hepsi çok değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor. Büyük mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Takım içindeki şeyi. Berkan geldi sonradan. Herkese müthiş bir enerji verdi. Ona da tüm işte bakın Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi bir kenetlenme var. Yani o kadar mutluyum ki anlatamam. Yani sonuçtan ötürü değil. Tabii ki sonuç bizi çok mutlulandırdı. Ama bu insanların, bu çocukların bu güzel kalplerinden dolayı çok mutluyum. Siz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet Erden Timur'un açıklamalarını ekrana getirdik. Yabancı hakemden sonra bir de robot hakem gündemimizde oluştu. Hayırlı olsun Türk spor medyasına. Okan Hoca'nın açıklamalarını da bir ekrana taşıyalım değerli izleyenler. Maç sonrasında neler söylemiş Okan Buruk. Kasımpaşa oyun olarak çok iyi işler yaptı. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Devam ediyor Okan Hoca. Zor bir ortam aslında. Akşam maçlarına alışmış bir takım olarak bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de okuyamadım arkadaşlar bir öncesini. Bir önceki sayfaya gelelim. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı. Zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik. Dönüşünde de gol yiyebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar, şampiyonluk maçları. Mutluyuz. Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz demiş Okan Hoca. Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Oraya yine aynı şekilde. Ziyech ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda
daha güçlü olacağımızı düşünüyorum demiş Okun Hoca. Evet, böylelikle Orta Nokta'nın bu bölümünün sonuna geldik değerli izleyenler. Erman'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi iftarlar diliyoruz. 20.30'da Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi var değerli izleyenler. Ve bu karşılaşmanın devre arasında ve sonrasında tekrar karşınızda olacağız.